Aydın'ın Bozdağın ilçesine bağlı ve doğal güzellikleriyle bilinen Alamut Köyü, Jeotermal Enerji Santrali projesine karşı bir araya geldi. Köyün zeytinlikleri, incir bahçeleri ve tarımsal alanları, kurulması planlanan Jeotermal Enerji Santrali projesinin getireceği olası zararlar sebebiyle endişe kaynağı oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan 13 Şubat 2024 tarihinde yayınlanan çevresel etki değerlendirmesi Alamut halkı tarafından büyük tepki gördü. Alamut halkı tarımsal üretimin ve doğal yaşama zarar göreceği endişesiyle Jeotermal Enerji Santrali projesine karşı güçlü bir mücadele yürütüyor. Biz istemiyoruz. Zehir katmak istemiyoruz. Bizim doğamız çok güzel. Efeler Belediyesi öğrencilere rahat çalışma ortamı sunmak için kitap kafe sayılarını arttırıyor. Efeler Belediyesi 17. kitap kafeyi Osman Yozgatlı Mahallesi'nde açtı. Efeler Belediye Başkanı ve Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay, gelecek dönemde daha önce yaptıklarının bir fazlasını yapacağının, 18 tane kitap kafe ve 8 tane hanım evi açacağının sözünü verdi. Müjde! Bununla sınırlı değil. Oraya sevgili hanımlar, kadınlarımız, Osman Yozgatlı Mahallesi'ne hem kreş yapıyoruz hem de hanım evi açıyoruz. İkisini birden yapıyoruz. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ çarşamba günü Aydın'daydı. Kent meydanında küçük çaplı bir miting yaptıktan sonra ülke ocaklarında bulunan kişiler tarafından protesto edildi. Ertesi günü programına devam eden Özdağ, İncirliova'da esnaf ziyareti yaptıktan sonra Kuşadası'nda vatandaşlarla buluştu. Ümit Özdağ, Kuşadası İlçe Başkanlığı'nda basın açıklaması yaparak büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Ve bunu Şöke'de Kemal Kayhan kardeşimizin belediye başkanlığında, Didim'de Hüseyin Gürkan Kılıç, Efeler'de Şafak Ateş, İncirliova'da İbrahim Geriş, Nasili'de Firdevs Esmer, Köşk'te İsmail Uçar, Germencik'te Gürkan Yılmaz Berk, Kuyucak'ta Murat Kara, Bozdoğan'da Ekrem Erfidan, Karpuzlu'da Mehmet Özkan, Çin'de Bahacem Zorlu, Yenipazar'da Abdülkadir Ulaş, Sultanhisar'da Kubilay Bahçe, Buhargent'te Alper Çağrı Yalçınkaya, Koçarlı'da Sezen Bahçe ve Karasu'da Müştat Alptekin'in belediye başkan adaylıklarında da sizlere aynı çağrıda bulunuyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı Aydın mitingi sonrasında Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve ilçe belediye başkan adaylarını sahneye davet etti. İşte gerçek proje içinin mimarı, Anadolu'da yiğit evladı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Aydın'ımızı gerçek belediyecilikle tanıştıracak olan AK kadrolarımız sizleri selamlıyor.